Selam. Bugün geç kaldın. Çok müşteri vardı. İlave bir şeyler yapmak gerekti. Sen niye bekliyorsun ki beni? Bir şey lazım mı diye evi aradım. Meryem ablam da gelmediğini söyleyince ben de bekleyeyim dedim. E'si öyle işte. Gelmek istedim, geldim. Günün nasıl geçti? Çalıştım. Ben de. Erken bitti, alışveriş yaptım ben de. Bakıyorum da her gün elinde bir şeylerle geliyorsun. Bir gün bilgisayar, bir gün araba, bir gün neyse ne. Ne biliyor musun? Ev satıldıktan sonra Meryem abla hakkıma düşeni verdi. Biz de lazım olan şeyleri alıyoruz birlikte. Hatta sabah evden çıkarken o kadar ısrar etti ki yemin verdi üstüne başına bir şey aldı. Yeni işe başlayacaksın tabii, o da lazım. Yalı işine başlamayacak mısın? Ha. Yok da aramadılar. Kristin arayacak gelince bakalım. Uygun olursa çalışacağım. Aslında benim için de iyi olur. Yan yana yürümemek için koşmana gerek yok. Senin de her gün gelip beni almana gerek yok. İstemiyorum, gelme. Yengen arkamızdan iş çevirdiği sürece ben gelmek zorundayım. Bugün ben işteyken Meryem ablam aradı. Yengen yine gizli saklı bir yerlere gitmiş. Kesin yaşananlar var bu işin ucunda. Bu söylediği yalanıza inanmadım zaten. Of bu kadın. Meryem ablam takip etmek istemiş ama niyeyse o da geri dönmüş. Çıldırtacak beni, yemin ederim çıldırtacak. Bu ne ya? Gidip bir konuşmak, dizginlemek lazım. Bu böyle olmayacak. Bak yine. Müsait misin? Dur kapama hemen. Ben bu evde kalamam artık. Biliyorum. Biliyorum ama yapamam. Olmaz artık. Görümcenin görümcesi görmüş bizi. Dur şimdi anlayacağım ne dolap çevirdiğini. O kadının ağzı durmaz. Yakında kocam da öğrenecek. Ben sana şantaj falan yapmıyorum. Seni zorla da koşmuyorum. Salih benim param var. Bir ev tutarız, çocuğumuzu da yanımıza alırız. Dinle beni. O zaman karnımda bir çocukla bırakıp gittin. Bari şimdi sahip çık. Salih, ben senin oğlunun anasıyım. Sahip çık bize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.